Merhaba arkadaşlar. Yeni uzun bir zamandan sonra yine bir program paylaşımıyla beraberiz. Programı açtığınızda böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Oran Analiz Programı İddaa 2016-2019 versiyon 7. Bunu daha önce versiyon 7'yi tüm şirketler Oran Analiz Programı versiyon 7'yi paylaştıktan sonra iddaa da dahil içerisinde bir arkadaş 2016 dahil olmak üzere 2016, 2017, 2018, 2019 günümüz 1 Temmuz itibariyle güncel oranları çekmiş ve bana gönderdi. Geri dönüşü için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programın yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşımı açıyorum. Gerçekten de %90'ın üzerinde bir başarısı var. Tabii aşırı riske kaçmayacaksınız. Her maçı da oynamak zorunda değilsiniz, onu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle açtığınızda böyle bir uyarı çıkarsa bunu içeriği etkinleştir diyorsunuz. Makrolara izin veriyorsunuz. Makrolarınızın açık olması lazım. Böylece bu Oran Analiz Programı'nın da bazı sorunlarını bu videoda gidereceğiz. İçeriği etkinleştir dedikten sonra makrolar şu anda aktif duruma geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu programla veya başkalarıyla, onlara da anlatacağım yine. Gün geçtikçe dosya boyutu ağırlaşabilir ve uzun zaman alabilir. Onu şöyle bir yöntemle biraz daha hafifletebiliriz. Bunu hissettiğinizde formüllere tıklıyorsunuz. Şurada ad yöneticisi var. Ad yöneticisine tıkladığınızda şurada gördüğünüz gibi bir sürü ad yöneticimiz var. Bunları şu Company History'de bir tanesini işaretliyoruz. Bu programda bir tanesi kalacak şekilde diğerlerini Shift'e basıp işaretlediğimizde bunları sileceğiz. Sildikten sonra biraz daha dosya boyutu küçülecek ve rahatlayacak. Diğerlerini kesinlikle silmiyoruz. Bak, bunları falan kesinlikle silmiyorsunuz. Program çalışmaz. Kapat dedikten sonra şimdi ne yapıyoruz? Önce bülten kısmında en son 28'inde kalmışız. Günümüzü çekiyoruz. Bugün 1 Temmuz 2019. Temmuz ayına geçmiş bulunuyoruz. Bunu buradan seçiyorsunuz. Elde yazmaya kesinlikle yazmayın. Bunları buradan seçiyoruz. Evet, 1 Temmuz 2019. Bülteni çek diyoruz. Bülten gördüğünüz şekilde hemen çekilecek. Evet. Gördüğünüz gibi hep bülteni çekti ve bugün 21 tane maç buldu. Yani şu anda bültende olan 21 tane maç buldu. Şu sonları bültenden bugün değil ama. Evet, sonra neye geliyoruz? Oran Arşiv Programımıza geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurayı hemen şöyle yapayım. Görmeniz açısından. Şuradan filtre uygularsanız şurada tarih kısmına bakıp 2015'te bir Haziran ayı var. 2016 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs herhangi bir aya tıkladığınızda birden 31'e kadar her günü çekilmiş gördüğünüz gibi. 2017, 2018 ve 2019 Haziran ayındayız. Temmuz'a şimdi geçeceğiz. Gördüğünüz gibi hepsi çekilmiş ve burada duruyor. Buraya şöyle bir tuş ekledim. Onu zaten silmek isterseniz ki silmeyin artık. Bu tuşu kullanabilirsiniz. Son kayıt tuşu. Sonra buna bastığınız zaman en son kayda gider. En son 27 Haziran 2019'da gördüğünüz gibi çekilmiş. Şimdi 28'i, 29 ve 30'u hemen çekeceğiz. İddaa işaretlenmiş. Evet. 28'i hemen çekiyoruz. çekildi. 29'a bak, 28'i çekildi gördüğünüz gibi. Hemen 29'a geçiyoruz. Çekip de yazdı. Son olarak da 30'u çekeceğiz şimdi. Evet. 30 Haziran'da çektik mi? Oran Analiz programımız tamamlanmış oluyor. Şimdi maçları analiz edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi en son 30 Haziran Jamaika Panama maçı 0-0, 1-0 olarak geldi. Şimdi bültene bakıyoruz. 1 Temmuz'da evet 1 numaralı bu 1-3-4-5'i böyle sırayla bir analiz edelim hemen. Şimdi önce bu analiz etmeden önce şu kayıtlar bölümünden isterseniz öncekileri hemen silebilirsiniz. Bir de kaydetmek için bildiğiniz gibi filtrenin olmaması gerekiyor burada. Varsa da temizle deyip filtreyi açık bırakmanız gerekiyor. Kayıt olayının bütün programda kaydet makrosunun görevini yapabilmesi için burada filtreler seçilmiş olmaması gerekiyor. Kaydımızı silelim, hepsini sildik. Bizi bu sayfamıza attı. Önce tikleri temizliyoruz. Maçları temizle yapıyoruz. Bütün maçlar temizlendi. Şuradan hemen biri seçiyoruz. Evet. Finlandiya'da birincilik. Inter Turku SJK maçı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu an bunda arşivimiz çok geniş olduğu için 3 yıllık bir arşiv olduğu için 3,5 yıllık direkt açılış oranları ve kapanış oranlarını seçiyoruz. Analiz yap diyoruz. Ve 3,5 senede bu oranlara sahip, ikisinin oranlara sahip toplam 4 tane maç buldu gördüğünüz gibi. 17 Nisan 2017'de bir tane, 2018'de bir tane, 2019 Şubat ve Haziran ayında birer tane buldu. Bu oranlara sahip, oranlar gördüğünüz gibi hepsinde şu anda aynı. Evet. Maç 2 gösteriyor. 0'dan 2 veya 2'den 2 gösteriyor oranlara göre. 4 maç var gördüğünüz şekilde. Bunları hemen kaydet diyoruz. Kayıt bölümüne geldik şu anda. Gördüğünüz gibi en yüksek tercihlere bakıyoruz. Evet, maç sonu. İlk yeri maç sonu. Evet, 2. Şuradan ilk yarıya geliyoruz. 1 veya 0. İlk yarı 0 veya 2 geliyor gördüğünüz gibi. 2 tanesi öyle gelmiş. Ondan sonra maç sonuna geliyoruz. Maç sonu %100 maç sonu 2 gelmiş. Gördüğünüz gibi 4 maçın sonucu da maç sonucu da 2. Evet, 0'dan 2 veya 2'den 2 gelmiş. Biz buna fazla aşırıya geçmeden maç sonu ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Evet, bu maç sonu 1 diyeceğiz. Pardon, 2 diyeceğiz. Maç sonu 2 diyeceğiz gördüğünüz gibi. Yani bu programı çıkarttığı sonuç bu takım için. Şimdi hemen şu maça bakalım. Tikleri temizle, maçları yap. Yine açılış ve kapanış oranları. Analiz et. sırayla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu oranlarda da 290 tane buldu. %45 ilk yarı 1. Maç sonu %57 1 çıktı. 130 tane ilk yarı 130 maç ilk yarı 1 gelmiş. 109 maç 0 gelmiş. 45 38 18 diye yayınlanıyor. Bunu da kaydedelim. Ne yapacağımızı burada daha iyi görebiliyoruz. Evet, bu oranlar düşük. %36 birden 1 gelmiş mesela. KG %57 var çıkmış. 2.5 üst %57 demiş. Ve maç sonu da %57 ile 1 demiş. Evet. Buna da maç sonu 1 diyebiliyor. Ya da üst yüksekse üst diyebiliriz. Oran olarak üst daha yüksek. KG var daha düşük. Öyle orana göre biraz da şey yapın. Yani 1.60'ın 1.70'in altında genellikle oynamamaya çalışın. Benim naçizane fikirlerim. Tekrar tıklıyoruz. Bir maç daha vereyim. Hakenham bir maçı 1.85 oranı. Güzel. Yüksek oran. Okeyleyelim. 574 maç buldu. Kendi liginde 10 maç buldu mesela, bakın. Birden 1 veya sıfırdan 1 geliyor bu maç. 205, 238, 131. Hemen yine kaydediyoruz. Kayıtlardan bakalım tekrardan. İlk kere 36-41 birbirlerine yakın bir seçenek. Maç sonuna bakalım hemen. Maç sonu 44-28-28. Evet, maç sonu 1 denilebilir. Başka seçeneklerimize bakalım. Alt üst çok yakın. KG var yok, onlar da yakın. Normalde oynanmaz bir maç ama mecbur oynamak gerekiyorsak buna da maç sonu 1 diyeceğiz. Bir de şunu yapalım son maç olarak. Evet. Maçımızı seçtik. Açılış ve kapanış oranlarını analiz ettik. Evet, 2 maç çıktı. 1'den 0, 1'den 1 geldi bu maç. Yani ilk yarı 1 diyebiliriz. Güzel bir seçenek. Yine kaydedelim. Kayıtlar. Dediğim gibi ilk yarı bir şeylere bakalım. Alt üst seçeneklerine. 2.5 alt üst %50. Evet. İlk yarı 1 diyeceğiz. İkinci yarı için bilemiyoruz. Tabii maç şurada en az bir 3 tane olsaydı daha güzel olurdu. Yani normalde oynanması, yani en az bir 3 maç olsun burada. Ondan sonra şey yapalım. Ben videoyu kapatacağım için şimdi buna da ilk yarı 1 diyeceğiz. Varsa ilk yarısı varmış. Evet. Gördüğünüz gibi kuponumuz bu şekilde oluştu. Akşama hep beraber göreceğiz, bakacağız ne çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.